Bademcik ve geniz eti konusu daima sorulan ya da çocukluk çağında en fazla yapılan ameliyatlar arasındadır. Bunun içerisinde telefonlarda hastalarımız gelmeden önce bize çoğunlukla şu soruyu sormaktalar. Siz bademcik ameliyatlarını lazerle yapıyor musunuz? Ya da hastanenizde bademcik ameliyatında lazer kullanıyor musunuz? Ben de diyorum ki hayır kullanmıyoruz. Çünkü bu zarar verebilecek olan bir materyaldir. Dolayısıyla evet lazerle yapılan bademcik ameliyatları vardır ama şahsi olarak uygulamamda ben kullanmıyorum veya önermiyorum. Peki ne yapıyoruz? Bir, klasik yöntemi tabii ki klasiktir. Yani vazgeçilmiş değildir, kullanmaktayız. Ama söyleyebilirim ki son 20 sene içerisinde klasik bademcik ameliyatı bir ya da iki kişiye uyguladım. Peki bunun dışında ne yapmaktayız? 2000 senesinden beri radyo frekans, daha doğrusu plazma koblasyon yöntemi dediğimiz koblasyon yöntemiyle yapmaktayız bademcik ameliyatlarını. Nedir bu? Radyo frekans yöntemidir. Radyo frekans ya da radyo dalgaları nedir? Bizim mikrodalga fırınlarda kullandığımız radyo dalgalarıdır. Telefonlarımız çoğu zaman radyo dalgalarıyla çalışmaktadır. Ama bunun tıbba uygulanmış formu veya cihazlandırılmış halini de yine biz bademcik ameliyatlarında denetimli olarak verilen enerjiyle kullanmaktayız. Geniz eti ameliyatlarında da yine bunu uzun yıllardır kullanmaktayız. Yeni yöntem demek kat'i surette düşünmüyorum. Çünkü 20 yıldır kullanılıyor veya kullanmaktayım 2000 yılından beri. Özellikle ve önemli önermek veya yapmakta olduğumuz, önermek istediğim veya yapmakta olduğumuz uygulama bademcik ve geniz etini özellikle ameliyatlarını endoskoplarla yapmaktayız. Niye? Çünkü kalıntı bırakmamak için bazı geniz eti dokusu burun içerisine kadar uzanacak şekilde büyüme göstermekte. Dolayısıyla bunları hem koblasyonu kullanarak ama önemli ve özellikle üstünde durmak istiyorum ki gözümüzle görerek, yani endoskopların yardımıyla görerek tamamını temizleme şansına sahip olmaktayız. Bizim yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmediğimiz yaklaşım budur. Körlemesine yapılacak olan klasik eski yöntemlerde, eski diyorum ama klasiktir, vazgeçilmiş değildir tekrar etmek gerekirse, yöntemlerde görme, bakma olmadığı için parça kalabilmektedir. Parçanın kalmaması şeklini de 70 derece endoskoplarla ve koblasyon yöntemiyle kalıcı olarak bir seferde giderdiğimizi düşünmekteyiz. Ve bunun dışında kansız ameliyat mıdır? Her ameliyatta kan vardır. Kansız ameliyat demeyi çok doğru bulmuyorum ama kanama oranı çok 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 az, birkaç damla olduğunu söylemek mümkündür. Ağrısız mıdır? Evet, ağrısı da vardır ama kabul edilebilir ağrıdır. Ağrı kesicilerle gidermekteyiz.